Kandil, Fatemiler devleti vardı tarihte, Şii devletti. Yani Emeviler, Abbasiler, Selçuklular gibi bir hanedanlıktı bu da. İlk defa Fatımiler döneminde mescitlerin dışına kandiller yakıyorlar. Gaz yağıyla fitil işte mescitlerin dışına asılıyor. Osmanlı döneminde de ilk defa 2. Selim'le birlikte bir kutlamaya dönüşüyor kandil denilen algı. Yani İslam'da, Kur'an'da, sünnette, müminlerin maruf olan örfünde kandillerle alakalı hiçbir tane sahih bir uygulama yok. Bunlar süreç içerisinde üretilmiş ve sadece burada kalınmamış. Ne olmuş? Bununla birlikte bu gecelerde özel kutsiyet atfedilerek bonus geceleri oluşturulmuş. Adeta Hristiyanlık inancında olduğu gibi, yani hayatını günah, fısk, küfür, zulüm, şirk üzerine yaşar ama o kandilin olduğu, mübarek olduğu zannedilen geceye gider, bir günah çıkarma seansına dönüşür. Ertesi o gün sıfırlar, rektifiye eder, ertesi gün kaldığı yerden devam eder. Kandil mesajları biliyorsunuz, aşıklar geçidine dönüyor. Yani adam destan yazıyor, edebiyatçı oluyor, şair oluyor, belagat üst seviyede. En iyi kandil mesajını kim yazacak? Bazıları da unutuyor, altında başkasının ismi oluyor. Olduğu gibi kopyalamış böyle. Hani o silmeyi unutmuş yani. Bari onu silseydin be. Yani senin yazdığın anlaşılsaydı bari. Yani Mehmet dayının sarı çizmesini göndermişsin adama. Onun ayağına gelmiyor o.